Ya bunların zihniyeti bozuk, zihniyeti. Bunlar bir şey bilmiyor. Bunlar emekliydi tamam mı? Yatıp kalkıyor ve maaş alıyor. Okullarda kalıyor yani onun açlığı. Bunlar bir şey bilmiyor. Bunlar ne biliyor? Nasıl bilmiyor abi ya? Eskilerden gelme onlar ya. Şey aramızda 7 yaş var bak. Farklı senin konuşuyor. Hakkını onlara veriyor biliyor musun? Gençlerin haklarını onlara veriyor. Hak veriyor abi. Onlar maaşını alıyor abi. Sen kaç yaşındasın? 18 abi. 18. Kaç para çalışıyor musun sen? Çalışıyorum. Okuyor musun? Okuyorum. Kaç para maaş alıyorsun? 6,5 alıyorum. 6,5. 6,5 bir evle geçinebilir misin? Abi ben evli değilim. Geçinebilir misin? Gençim bana yetiyor. Evli değilim. Evli değilsin. Annen babana bir söylesen. Annen babana bir söyle bakayım. Geçimini yapın. Bir ev kirası 7 milyon 10 milyon para. Ben 5 milyar veriyorum. 5 milyar veriyorsun. Nasıl 6,5 milyar geçiririz? Zorunuza gitmez tabii. Bilen biliyor. Kimse bilmez. Abi ben şunu soruyorum. Ekonomiyi soruyorum. Nasıl görüyorsun? Ekonomik bitmiş. Neden böyle bitti diyorsun abi? Neye göre? Bu adam bitirdi abi. Bu adam Türkiye 3 milyon insan getirdi. Suriyeli getirdi. Afganları getirdi. Neler neler getirdi buraya. Hepsi. Müslüman? Suriyeliler Müslüman değil mi? Önce Müslümanlık nasıl bir şeydi biliyor musun? Kardeşin aysa ona yardım edersin. Şey Müslümanlık budur. Doğu Türkistan'da Uygur Türkleri tecavüz uğramıyor mu Çinliler tarafından? Onlar da Türk değil mi? Neden Türkiye Cumhuriyeti yardım etmedi? Tamam mı? Hani ikvancılık, hani Müslüman Doğu Türkistan'da. Bir dakika dayı. Amcacığım çok haklısın. Bir şey soracağım. Doğu Türkistan'da Müslüman Türk kadınları tecavüz edilmiyor mu? Çinliler o zaman neden Tayyip Erdoğan demedi? Kudüs de bizim kırmızı çizgimiz ama Doğu Türkistan'da senin benim dedelerimiz 1000 sene önce orada devlet kurmadı mı? Dünyada ilk defa matbaa fabrikası Uygurlar kurmadı mı? Karam devleti orada kurulmadı mı? Kuruldu. Orada medreselerimiz yok muydu? Neden orada yıkılırken Tayyip Erdoğan ve AK Parti hükümeti ses çıkarmadı da Suriyeliler kendi vatanı savunmayanlar için 40 milyar dolar harcanıyor? Aslında bilmiyorum ben yalan. Senin benim vergilerin alınmadı mı abi? Bak güzel yakışıklısın abim, düşünmedim biraz. Bak Tayyip Erdoğan'dan da bir şey olmaz, altılı masadan da bir şey olmaz. Bak ben size tek çözüm söyleyeyim mi? Ya Ümit Özdağ ya Muharrem İnce bunlar bir ittifak kurursa, adam akıllı bir muhalefet olursa biz kazanırız. Çünkü ülkemizin en büyük eksikliği 80 senedir muhalefetsizlikten. Adam akıllı yerli muhalefet olmadı. Hangi ülkede bilim tartışıldı ya? Dünyada ilk defa savaş uçağı üretildi, insansız. Haberlere bakıyorum, altılı masa yemek yiyor yerken Meral Akşener'le konuşuyor. Haklı değil miyim abi? Saraçhane'de gösteri oldu o zamanlarda. Selçuk Bayraktar gibi ülkemizde teknoloji yapan bir insan çıktı mı? Bizim böyle insanlar, Ümit Özdağ gibi insanlara destek çıkmamız lazımken biz kimleri konuşuyoruz? Tayyip Erdoğan aslan yapmış. Benim bacamın senin vergilerinden, benim ablamın KYK bursundan kesip yapmıyor mu yolları? Önceden niye yapmıyorlardı bu efendim? Nereden geldiniz? Önceden nasıl yapılmadı? Cebinden mi yaptın ya? Ya işte bak. Gençlik yani hiç bilmiyorlar. Önceden yani, niye yapmıyorlardı? Bir şey söyleyebilir miyim? Sağcı solcu olayı çıkartan benim babam mı? Vardı. Şimdi neler var görüyor musun? Onu söyledi sen, zaten. He? Dayı beni anlamadın galiba. Beni anlamadın galiba. Bak iyisi kötüsü var diyorum. Ben hiçbir takımı tutmuyorum. İyisini bulalım. Bakın biz bir yapalım. İyisini bulalım. Bir şey söyleyeyim. Hep paraya gidelim. Bir şey söyleyebilir miyim? Ben takım tutarmış gibi ben milletimiz yaptı hata gibi. Ben taraftar tutmuyorum. Takım tutarım da parti tutma. Ama öyle. Ama bul hadi. Bul iyisi. İlah mı? Kemal Kılıçdaroğlu ilah mı? Hepsini hata ya kime vereceğiz? Söyle. Dedim ya ben. Çözümünü demedim mi abi? Söyle. Yeni bir parti, kurulan parti. Fatih Erbakan'a verin. Ümit Özdağ bir Muharrem İnce yanlışlıkla söyleyeyim sinirden. Bu üç insanı deneyin. Tayyip Erdoğan 20 senedir oy verdi. Hala dolar çıktı 10 lira çıkmadı mı? Almanya ya Bulgaristan geldi. Elin Bulgaristan'a Edirne'de pazarlık yapıyor ya. Haklı değil miyim dayı? Haklısın. Haklısın da kime şey edeceğiz? Kime verip de hani iyisi nerede? Benim prensiplerim var. Bir dakika. Ben konservatuar. Bir dakika. Adamın %5 oyu var. Nasıl adam gidecek de gelecek? Bir şey yok. Çok mu? Konuş. Ben konservatuar okuyorum ve şu an iyiyim. Bir dakika. Beni lafımı kesemezsin dayı. Çok saygılıyım. Ben sizi seviyorum. Ben de seni seviyorum. Tamam. Ama dur. Çok güzel bir şey söyleyeceğim. Ben üniversite 1 okuyorum. Ben her gün gidip geliyorum değil mi? Bu metrolar, Marmaray'lar sayesinde. Bu devletin vazifesi değil midir? Vatandaş rahat yaşamayacak mı? Avrupa'da 18 yaşında bir genç. Her ay devletten düzenli olarak 2000 euro alıyor. Almanya'da dahil bütün Avrupa. Neden alıyor? Sistem var. Biz neden alamıyoruz 18 yaşına kadar? Ben ne bileyim. Neden alamadı onu? Yani lafın kısası şu. Devlet nedir? Geliyor bu işler. Bir dakika. Devlet nedir? Avrupa'daki devlet nasıldır? Sosyal devlet anlayışı gençlere, çocuklara yardım eder. Sana bir soru sorabilir miyim? Senin kızın torunu var mı benim? Benim de ablam var. Var. Sokakta gezebiliyor mu? Geziyor. Niye gezmiyor? Nasıl gezemiyor? Niye? Geziyor diyor. Geziyor niye gezemiyor? Öyle dedin ya şimdi. Geziyor mu diye sordun ya bana. Gezmiyor mu? Gezmiyor mu çocuklar sokakta? Rahatlıkla gezebiliyor mu? Geceliğin 12'de gezebiliyorlar mı? Boş ver sen şimdi.
Ya eskiden doğu kardeşim. Değil, sol, sol, sağ davetleri de gezemeydik biz eskiden. Şimdi eskiden bir sağ derdi vardı. Eskiden 40 senedir sol sağ vardı. Şimdi de Suriyeliler geldi. Gezebiliyor muyuz ya? Niye biliyor musun? Niye? Neden? Benim babam inşaatta çalışıyordu. Biz kiradaydık. Ben okuyordum. Ablam okuyordu. Kiramızı veriyorduk. Köye gübre parası, benzin parası yolluyorduk. Şimdi bir kiraya bir kişi çalışamıyor. Keşke şimdi bilmeyen diyor ki, aa bu düzen, bu düzen. Eskiden tek babam çalışıyordu benim. 5 kişiye bakıyordu. Şimdi 7000 lira kira veriyorum. Benim sadece Türkiye değil, Avrupa'da öyle. Hayır yok, şimdi diyorlar ki Tayyip Erdoğan. Yok kardeşim, Avrupa'da kandırıyorlar. Avrupa'da asla öyle değil. Çalışmasan bile maaşını ödüyorlar. İlaç kuyruğu olsa bir MR çektireceğim. 6 ay sonraya gün verdiler. 6 ay. 6 ay içinde öleceğim. 6 ay sonraya gün ben, verdiler. SSK'da zaten ölüyordun eskiden. Eskiden. Sağlık kanalları eskiden. Hayır. 6 aydır bekliyoruz evde. 2 tanesi yoktu. Bir tanesi vardı eczanede. Hayır öyle bir şey yok. 6 aydır evdeyiz. 6 aydır eşim ameliyat olacak. Sıra gelmedi bize. Keşke ilaç almaya gece 3'te gitsem de ilaç kuyruğunda beklesem. Oldu senin 85 milyon bacım. Keşke eski Türkiye olsaydı. Hiç boşuna şey ya yapma. Şimdi sen nasıl değerlendiriyorsun ablam? Ekonomiyi, pazarı, çarşıyı. Kardeşim bir şey yapmaya gerek yok ki. Her şey ortada zaten. Yani eski tamam, eskiden bazı. Ama eskiden de teknoloji var mıydı? Yoktu. Sıtlıydı. Tabii. Cep telefonumuz var mıydı ki randevu alalım böyle? Yok. Mecbur gideceksin hastaneye. Hastaneden bir şey alacaksın. Evde telefon yoktu be abla. Yani, belli başlı yerlerde. Mecbur gidecektin ama işin görülüyordu. Geç kalsan bile işini hallediyorsun. Dedim ya 6 ay oldu eşim şey olacak, ameliyat olacak. Hala kraplar giriyor. Abla diyorlar ki işte eski daha kötüydü. Eski gerçekten daha mı kötü? Ya kötülüğü, kötü yanı da var şey ama şu anda hiçbir şeyi yok. Dediğin gibi o zaman tek kişi çalışıyordu. Her türlü geçimini yapıyordun. Ev bile alıyordun değil mi? Şimdi emekli oluyorsun. Benim eşim emekli. Çalıştığı halde yine yetmiyor. Mesela her düğünlerde gider altın takardı. Takıyor musunuz düğünlerde altın? Önceden çeyrek altın takmak ayıptı herhalde değil mi abla? Hayır. Çeyrek mi takalım, yarım mı takalım, tam şimdi mı takalım? Şimdi insanlar dedi. Utanıyorlar. Acaba gram mı taksa şey? Neresi iyi bunun? İyi değil kardeşim. Kendimizi kandırmayalım. Bir de Avrupa'da da kriz varmış. Avrupa'da kriz yok. Avrupa'daki emekliler emekli maaşını alıp Türkiye'ye tatile geliyorlar. Sen memleketine bile gidemiyorsun. 5,5 milyondan sen tatile gidebiliyor musun? Sonradan da tutup diyorsunuz. Değil. Artık bir şeylerin farkına varacağız. Söyle kardeşim. Bak sadece şunu diyeceğim. Seni 2000'de askeri ücret 200 TL yani 200 bin liraydı. Bu zamanın parasıyla. Dolar da 1600 bin liraydı değil mi? Seni 2000'de yani ne yapıyordun? 5 ayda 1000 dolara maaşın geliyordu. Şu an askeri ücret 8500 lira. Yani 2 ayda 1000 dolar kazanıyorsun. Olay bu abla. Başka da bir şey demeyeceğim. Ben ona bakmıyorum. Başka da bir şey demiyorum. Bak ben ona bakmıyorum. Askeri bak. Hastane yapıyor, yol yapıyor. Bunların işine yarıyor. 1000 dolar kazanıyorsun. Emekli bitirdi. Oy zamanı beklemesin. Ablacığım. Emekliden oy beklemesin. Bir saniye. Bu adam emekliden oy beklemesin. Tüler bizim karnımızı doyurmuyor. Bak ben sana durumu anlattım. Ben de sana cevap vermek istiyorum. O zaman herkesin kafasını çalıyorlar değil mi? Ecevit hatırlıyor musun? Ecevit bir kırmızı kitap meselesi vardı. Bir anda kırmızı kitap dediğin anayasa kitabı. Ya her neyse abi. Kırmızı kitap değil o. Tamam neyse. 5 ayda hatta 6 ayda 1000 dolar kazanıyordun. 6 ayda 1000 dolar kazanıyordun. Ecevit'e fırlattı. Ahmet Necdet Sezer'de askeri ücretle şimdi askeri ücretinle 2 ayda 1000 dolara geliyor maaşın. Aylık 500 dolara geliyor. Bilir misin ekonomik kriz var diye anayasa kitapçığını savur. Var mı cesaretin? Var mı kardeşim? Korkuyorsun. Ben niye korku var. Adalet yok. Asla şey yok. Az önce dedin ki sen 200 lirayla şunu yapıyorum dedin. Çok paralı bak. Ve keşke Ecevit olsaydı. Ecevit. Hastane dediniz. Bir dakika. Dur. Bir şey söyleyeceğim. Dur. Yalan konuşuyorsun. Cevap versene. Senin 1999'da cenazeniz hastanede rehin miydi? Evet. Rehin miydi? Bir dakika. Hastaneniz rehin miydi? Sen saat SSK'ya gece 3'te gidip de sabah 6'da SSK kuyruğuna giriyorduk. Bir dakika. Göbekli bir tane şey vardı. Bir dakika dur.
göbekli bir tane, göbekli bir tane doktor, eline alır neyin var? O. Ondan sonra ayrıyetten bir sıraya giriyorduk ilaç kuyruğuna. 5 tane ilacın 3'ü yoktu. Hap olarak tane tane veriyorlardı. Şimdi bak bakalım hastanelere. İlaç var mı acaba? Dur. İlaç var mı? O zaman bir dakika. Şimdi susacaksın. Beyefendi bakar mısın? Bir dakika gelir misin? Beyefendi. Gel gel. Alo. Gel gel. Kardeş. Gel abi gel gel. Sen mi beğeniyorsun? Niye? Sen bu hükümeti mi beğeniyorsun? Evet abi, ben beğeniyorum. Yanlış yoldasın. Ben beğeniyorum. Yanlış yoldasın. Sen 1000 dolar nerede alıyorsun? Niye? Senin... Bir dakika asgari ücret ne kadar? Askeri 3 ve 8. Şu an 8,5. Çarp 2 ile. Çarp 2 ile. Onunla ne kadar? Çarp 2 ile. Ne karıştırıyorsun? Çarp 2 ile çarp. 2 ile çarp. Ya senin vallahi sen gitmişsin. 2 ile çarp. Gitmişsin. 1000 dolar alan var mı arkadaşlar? Alıyoruz. Alan var mı? Ya boş ver. Çarp 2 ya. Bir dakika, bir son söz söylemek istiyorum. Neyi söyleyeceksin? Eskiden dinlemeyi bilmiyor. Aynen öyle. Kavgaçıların hep onlar. Kazar mısınız? Hep bunlar kavga. Son kez bir daha bir şey söylemek istiyorum ama lafımı kesme. Doğru mu? Ama sen kavgayı yap. Bir şey söyleyeceğim. Bir dakika, bir dakika. Bak son olur, işim var. Kardeş. Tesettür müsün? Senin başörtüsüne ne yapacağım ben yine? Abi. Anayasada niye? Hala suç. Ne suç? Anayasada suç kardeşim. Peki açık cümlene bir şey diyeyim var mı? Son bir şey söyleyeceğim. Söyleme hakkı yok. Son bir şey söyleyeceğim. Ne olur ya Allah razı olsun. Buyur abla ben seni biliyorum. Eskiden. Dur abla ben seni biliyorum. Eskiden biz hasta oluyorduk kardeşim. Gittiğimiz zaman bunun beğenmediği zamanlarda şifa buluyorduk. G-Doğlular yoktu. Şimdi biz G-Doğlu. Muayene oluyoruz. 6 ay ilaçlarından uyuşturuluyoruz ve şifamız yok. Tedavimiz yok. Ecevit zamanında anayasa fırlatıldı ama Irak işgal edilmemişti. Arakan işgal edilmemişti. Libya işgal edilmemişti. Bizim Türkiye'mizin topraklarının bir karışı satılmamıştı. Bir karış toprağımız satılmamıştı. Fabrikalarımız satılmamıştı. Affedersin atınan, öküzünen tarla sürdük. Kendi ekeceklerimizi kendimize yetti. Şimdi buğdayı Ukrayna'dan alıyoruz. Teknoloji varmış. Kendimizi kandırmayalım. Kendimizi kandırmayalım. Asla bilgi değil. Sen yanlışsın. Teşekkür ediyorum. Allah akıl vermiş. Çok teşekkür ederim. Şu anda 849.000 dolar borcumuz var. Senin haberin var mı? IMF'ye borcum vardı. IMF diyordu ki buraya şeker gelmezsin. 849 milyar iç ve dış borcumuz var. Uyuyun. Bir dakika. Ben bilinçli insanlara konuşurum. Birisi sizin zamanı. Bilinçli zaman.